Telefonunuzda bir mesaj yazıyorsunuz ve bazı önemli ayrıntıları kalın harflerle vurgulamak istiyorsunuz. Ama görünüşe göre bunu başaramıyorsunuz. Doğru. Ama bunun bir nedeni var. SMS, dijital ortamda mesajlarınızı göndermenizi sağlayan kısa mesaj servisi anlamına gelir. Ancak SMS, birçok uygulamanın aksine metni daha okunabilir hale getirecek formatlamaları yapmanıza izin vermez. Bunun yerine SMS, yazdığınız metinleri göndermek için kısıtlı bir alfabeye sahiptir. Bir kelimeyi kalınlaştırıp vurgulamak istediğinizi varsayalım. Böyle bir durumda metnin bu şekilde formatlanmasını istediğinize dair bir işaret göndermeniz gerekir. Bunu yapmanın bir yolu HTML'dir. Bunun için örneğin şunun gibi bu isteğe uygun bir kod kullanabilirsiniz. Ve böylece istediğinizi yapmış olursunuz. Ancak bunu yapmak yalnızca bir kelimeyi vurgulamak için 7 karakter harcamanız gerektiği anlamına gelir. Metne 6 çizili sözcükler ve italik şeklini eklemek istiyorsanız daha da fazla karakter kullanmanız gerekir. Ve bu henüz sözcüğün tek bir harfini bile yazmadan olur ve zaten SMS kullanabileceğiniz karakter sayısını sınırlar. Sorun, SMS'in metnin bu değişmiş halini de kabul etmemesidir. Ve bu, vurgulamak istediklerinizi anlatmak için sadece büyük harfleri kullanabilecekken yapmanız gereken bir dünya iş olduğunu gösterir. Bazen tanıtım mesajları aldığımızda bazı harfler italik, altı çizili veya kalın yazılmış olur. Bunun nedeni, şirketlerin bunu yapmak için farklı servisleri kullanmasıdır. Telefonlarla ilgili bir başka garip şey ise bazen birini aradığınızda hatta sesinizin yankısını duymanızdır. Bu yankı telefonunuzdaki mikrofondan gelir. Mikrofon telefonunuzun kulaklığına geri dönüp sesinizin yankısını duymanıza sebep olur. Sesin bu geri dönüşü aslında kasıtlıdır. Ancak iki sesin arasında gecikme olduğunda bu durum can sıkıcı olabilir. Yankı yan ton ya da yan ses denen bir şeyden kaynaklanır. Bu, kendinizi daha rahat hissetmeniz için telefonun hoparlöründe kendi sesinizi duymanızı sağlar. Aksi takdirde hat aktif değilmiş gibi ses çıkarır. Ancak yan ton ara sıra gecikebilir ve telefon şirketleri hatlarına yankı giderme sistemleri eklemeye çalışsalar bile bunlar doğru çalışmayabilir. Böyle bir durumda şunu deneyebilirsiniz. Farklı elektronik sinyal türlerinin olduğu bir odadaysanız dışarı çıkın ve sonra yankının kesilip kesilmediğine bakın. Eğer pili zayıfsa telefonunuzu şarj cihazına takın ve kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Aradığınız kişiye onu geri arayıp arayamayacağınızı sorun. Bu yeni bir bağlantı kurulmasını sağlar ve yankıyı ortadan kaldırabilir. Echo, bir şey yok. Sana biraz şaka yapayım dedim. Telefonun ayarlarını kontrol edin ve düzelip düzelmediğini görmek için yankı engelleme fonksiyonunu kapatıp açın. Kablosuz şarj fikri kulağa sanki bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi geliyor. Ancak günümüzdeki mevcut kablosuz teknolojiler pek de başarılı değil. Kablosuz şarj cihazları ilk çıktığında telefonunuzu kabloyla elektriğe takılan bir şarj platformunun üstüne koymanız gerekiyordu. Eğer telefonu üstüne koymuşsanız bu platformlar şarjı kablosuz olarak iletirdi. Telefonunuzu bu platformdan kaldırdığınızda ise şarj işlemi dururdu. Ancak kablosuz diye bir şey düşünüldüğünde akla gelen ilk şey evin her yerinde çalışan Wi-Fi'dir. Bu sayede internete erişim sağlamak için telefonlarımızı bir yönlendiricinin üstüne koymanız gerekmez ve hareket özgürlüğü açısından şarj kabloları daha iyidir. Kablolar telefonunuzu şarj etmede daha hızlı ve daha verimlidirler. Bir telefonun kablolu bir şarj cihazıyla şarjının sıfırdan yüze çıkması 2 saatten daha az zaman alır. Ancak kablosuz bir şarj cihazıyla bu 3 saatten fazla sürebilir. Süre farkı o kadar büyük değil. Ancak kablosuz şarj cihazları ayrıca daha fazla elektrik kullanır ve gücün bir kısmı aşırı ısınma sebebiyle kaybolur. En son çıkan telefonlardan bazıları birkaç metre uzaktan şarj edilebiliyorlar. Ancak bu, telefonların daha fazla elektrik israf ederken daha yavaş şarj oldukları anlamına geliyor. Halbuki kablosuz şarj cihazları telefonları sadece 1 saatte %48'e kadar şarj edebiliyor. Bir süredir aynı telefonu kullanıyorsanız, kullanırken ara sıra ısındığını fark etmiş olabilirsiniz. Çoğu zaman bu normal bir durumdur. Ancak bunun olmasının bir nedeni vardır. Telefonunuzun içinde bilgisayarınızdaki gibi bir işlemci bulunur. Telefonunuzun işlemcisi normal olarak çalıştığında ısı üretir. Daha çok çalıştığındaysa daha fazla ısı üretir. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarların soğutulması için farklı donanımlar kullanılır. Ancak bu donanımlar genellikle hacimli olabilir ve telefonların içine sığmaz. Bu nedenle üreticiler çipleri aşırı ısı üretmelerini önleyecek şekilde tasarlamışlardır. Bu çipler uzun süre oyun oynamadığınız sürece genellikle iyi çalışırlar. Diğer bazı durumlardaysa ısı pildeki bazı sorunların işareti olabilir. Bu benim aklıma şunu getiriyor. Yan sanayi üretimi pilleri hiçbir surette satın almamanız gerekir.
Pil değişimi yapmak pahalıdır. Bu nedenle bazı insanlar yan sanayi ürünlere yönelirler. Lityum iyon piller aşırı şarj olmalarını önleyen bir korumaya sahiptir. Ancak bu koruma sahte pillerde doğru çalışmayabilir ve bu da pilin çok ısınmasına, şişmesine ve hatta alev almasına sebep olabilir. Bazı insanlar telefonlarını çok yüksek yerlerden düşürmelerine rağmen hiçbir şey olmaz. Ancak bazen de telefonunuzu bütün gün cebinizde taşırken yalnızca dışarı çıkardığınızda bile ekranı kırılabilir. MIT'nin cam laboratuvarı direktörüne göre, evet öyle bir yer gerçekten var, telefonların camları kuvvetle sıkıldığında veya basınca maruz kaldığında buna sorun yaşamadan dayanabilirler. Bu yüzden yüzüstü yere düştüğünde telefonlara bir şey olmaz. Ama telefonlar gerilimi sevmez. Kim sever ki? Telefon üreticileri telefonların ekranlarında Gorilla Glass kullanmayı tercih ediyorlar. Bu camın üretilme şekli darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Ancak her duruma uygun kusursuz türde kırılmaz cam üretmek zordur. Telefonunuzu yüzüstü beton kaldırıma düşürürseniz sorun olmaz. Ama telefonu masanın üzerine düşürür ve kenarını masaya çarparsanız bu durumda yeni bir ekrana ihtiyacınız olacaktır. Çoğu şirket ekranı daha büyük olsun diye son birkaç yıldır telefonlarından ana ekran düğmesini kaldırmıştır. Ancak bunu yapmalarının tek nedeni bu değildir. En iyi üretilmiş düğmeler bile zamana yenik düşebilir. Ana ekran düğmesi bazı telefonlarda yıpranabilen veya kırılabilen tek hareketli kısımdır. Eskiden bu düğmeler telefonların zayıf noktasıydı. Bazı durumlarda ekran düğmesi içine su alıp iç kısma zarar verirdi. Kullanıcıların hala basıp tık sesini hissedebilecekleri, aslında fiziken bulunmayan düğmelerin ortaya çıkması birkaç yıl sürdü. Ancak bu özellik de çok uzun sürmedi ve şirketler kısa süre sonra bu tip düğmeleri de tamamen kaldırdı. Bu, ekranların daha büyümesini ve telefon ekranının kullanımını kolaylaştırdı. Genellikle akıllı telefonunuz eskidikçe şarj olması daha uzun sürüyormuş gibi olur. Ancak pilin sağlığı, şarj kabloları ve adaptörlerin yanı sıra telefonunuzu yavaşlatabilecek birkaç şey daha mevcuttur. Cihazınız şarj olurken oyun oynamak ve video izlemek, pilin gücünü telefonunuzun şarj ettiğinden daha hızlı kullandığınız anlamına gelir. Ayrıca arka planda çalışan bir grup uygulama yüzünden telefonunuza aşırı yüklenmiş olabilirsiniz. Bu uygulamalar da pilinizi tükettiğinden telefonunuz çok daha yavaş şarj olur. Eğer telefonunuz bütün gün çantanızdaysa her yeri tozla kaplanabilir. Bu tozların bir kısmı USB bağlantı noktasının içine girebilir. Bu ise şarj cihazınızın telefona iyi bir şekilde bağlanmasını engeller. Yani bir sürü yiyecek kırıntısı telefonunuzu berbat hale getirebilir. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.